Biz yaklaşık 7 panel yaptık. 7 ayrı konuk grubuyla anayasa üzerine. Ancak ilçeleri de sayarsak Mustafa Kemal Paşa ve Karacabey'de, çünkü Ümit Hoca ile yaklaşık 2 gün birlikteydik Ümit Koca Sakal'la. Toplam 9 panel gerçekleştirdik. Bunların bir kısmını münhasıran Bursa Barosu olarak yaptık belki. Ama ortaklarımız, ortaklaşa bu işi kotardığımız akademik odalarımız oldu. Yine sivil toplum örgütleri ve derneklerimiz oldu ve platformlarımız oldu. Biz bugün burada bir final yaşatmak istiyoruz. Ancak sokak çalışmalarımız, mahalle çalışmalarımız, köy kahvesi çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bursa Barosu Anayasa Komisyonu'nu kurdu bundan yaklaşık bir ay önce ve Anayasa Komisyonu üyeleriyle tamamen gönüllülerden oluşan, gönüllü avukatlardan oluşan bir grupla birlikte köy köy, kahve kahve, pazar pazar dolaşıyorlar. Bugün için, bu saatler için belki ara verdiler ama toplumu anayasa konusunda bilgilendirmeye ve neden evet, neden hayır diyecekleri konusunda da aydınlatmaya çalışıyorlar. Bu toplantılarda bizi hep şöyle eleştirdiler. Zaten hayırcıları topluyorsunuz, zaten belli bir bakış açısında insanlar geliyor. Siz kime neyi anlatıyorsunuz diye. Biz biliyoruz, burada anlattıklarımızın tamamına siz vakıfsınız. Zaten konuşmanın başında hepinizin bu ülke için ne anlam ifade ettiğinizi birkaç kelimeyle ifade etmiştik. Hepiniz yurtseversiniz, bundan kuşkum yok. Hepiniz devrimcisiniz, Atatürk devrimlerinin peşindesiniz. Hepiniz Türk milliyetçisiniz ve hepiniz bu anayasayı neden, anayasa değişikliğini neden reddetmemiz gerektiğini biliyorsunuz. Ama bizim de morale ihtiyacımız var. Bizim de birlikte olduğumuza, biz çok olduğumuza, çoğunlukta olduğumuza ihtiyacımız var. Ve bu görüntünün Bursa'ya, tüm Türkiye'ye de yayılmasına ihtiyacımız var. Biz o yüzden burada bu etkinlikleri yapıyoruz. Biz diyoruz ki dost düşman bunu görsün. Biz bindirilmiş kıtalarla değil, gerçekten gönüllü olan, hiçbir şeyden çekinmeyen, hiçbir idari makamdan, hiçbir kamu kurumundan çekinmeyen insanlarla bu toplantıları yapıyoruz. Evet, bugün biz Bursa'da bu salonları buluyoruz belki. Kendimize ait bir salonumuz var. Nilüfer Belediyesi Başkanımız burada diye söylemiyorum ama kendilerinin gayreti ve akademik odalarla işbirliğiyle bu salon Bursalılara, sizlere ve biz akademik odalara sağlandı. Bir kez daha kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu salonla da sınırlı değiliz elbet. Burada yer bulamadığımızda daha küçük toplantılar yapmamız gerektiğinde Nilüfer Belediyesi'nin bütün salonları bize açık. Düğün salonu dahi bize açık. Ancak bu kentin diğer ilçelerinde daha büyük salonlar maalesef konuşmacılara kapalı. Daha geçen gün Orhan Gazi'de Ümit Özdağ salonu kendisine tahsis edilmiş olmasına rağmen iptal edildi ve salon konuşmasını yapamadı. Yine benzeri olayları biz Fethiye'de, Aydın'da, İnegöl'de, İstanbul'da her gün yaşamaktayız. Ancak şaşırdığımız bir şey var. Burası ne Hollanda ne Fransa. Neden engelleniyor? Yani çünkü Hollanda ve Fransa'da ve Almanya'da demokrasi olmadığını biliyoruz. Orada anayasa değişikliğine ilişkin açıklama yapılmasına izin verilmiyor. İktidar partisinin, bakanlarımızın ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin evet kampanyalarına izin verilmiyormuş. Bize öyle yansıtılıyor. Ama Türkiye'de demokrasi var. Türkiye'de salonlar neden kapatılır? Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. O anlamda da hem bu salonların varlığını, bir kez daha önemini sizlere hatırlatmak istedim. Hem de bu imkanı bize sunanları yad etmek istedim. Bizler biliyoruz ki anayasaya ihtiyacımız var. Biraz önce başkanımız söyledi. Neden şimdi anayasa değişikliğine ihtiyacımız var mıydı? Bence anayasa değişikliğine ihtiyacımız var. Evet, o gün bugün değildi belki ama bizim sivil bir anayasa değişikliğine yıllardır ihtiyacımız var. Neden var? Çünkü bizim anayasalarımız hep olağanüstü dönemlerde yapıldı. Darbeler döneminde yapıldı. Mevcut anayasamız 1982 anayasasında yapıldı ve bugünkü gibi halk oyuna sunuldu. %92 küsür oyla evet denildi. Aynen bugün evet diyenler o gün de bu anayasaya evet demişlerdi. O yüzden şimdi hata yaptıklarını ve o gün evet dedikleri anayasanın değişmesi gerektiğini düşünüyorlar. Zaten yanılmaya ve hata yapmaya alışıklar. Ancak farkında olmadıkları bir şey var ki bugün de olağanüstü koşulları yaşıyoruz. Bugün de
belki bir 12 Eylül dönemindeki sıkı yönetim dönemi yok ama ismi belki olağanüstü hal ama sürekli uzatılan ve neredeyse 9. ayına gireceğimiz bir olağanüstü hal dönemi yaşıyoruz. 3. dönem uzayacak belki. 2019'da yürürlüğe girecek anayasa değişikliğini bugünden tartışmaya açmak, bugünden oylamaya sunmak bence hemen devreye girecek iki maddede saklı. Biri HSYK yapılanması, bir diğeri de Cumhurbaşkanı'nın artık partili olacak olması. Çünkü bu iki madde dışında hiçbir maddesi 2019 yılı seçimlerinden önce yürürlüğe girmeyecek. Bize söyleniyor, diyor ki HSYK yapılanmasını siz de biliyorsunuz ki şu an itibariyle kötü. Ama 11 üyesi varken de kötüydü. 2010 referandumunda 12 Eylül 2010'da 21'e siz çıkarttınız. Ve vesayet makamlarından kurtulacaktık. Yargı özgürleşecekti, bağımsızlaşacaktı, olmadı. Şimdi 13'e indirerek mi yargıyı bağımsız yapacağız? Ve bu 13'ün 6'sını doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı atayacak. 4'ünü atayacağı anayasada düzenlendi. İkisi de yani Adalet Bakanı ve Müsteşarı da Cumhurbaşkanı'nın yetkileri kapsamında zaten kabine oluşturulurken bizzat kendi tarafından atanacak. Peki diğer 7'si? Diğer 7'si de zaten yine Cumhurbaşkanı'nın mensubu olduğu. 17 Nisan'dan sonra eğer evet çıkarsa 17 Nisan'dan itibaren mensubu olacağı partinin çoğunlukta olduğu mecliste seçilecek. Diyorlar ki efendim yeterli çoğunluk, nitelikli çoğunluk olmazsa kura yöntemine gidilecek. Belki burada farklı düşüncede hakim savcılar da çıkar. Çıkmaz. Niye çıkmaz sevgili yurttaşlarım? Çünkü zaten 3 aday önerilecek burada. Ve nitelikli çoğunluklar elde edilemediği zaman en çok oyu olan iki aday arasında bir kura seçimi yapılacak. Takdir edersiniz ki mecliste en çok milletvekili olan parti de en çok bu iki adaya oyunu verecektir. Yani aslında yine seçilebilme yeterliliği olan, belli bir bakış açısına sahip olan, talimatları dinleme yetisine sahip yargıçlar arasından kura yöntemiyle seçilecek. Bu itibarla biz bunun da kocaman bir yalan olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi, Türk tipi Cumhurbaşkanlığı sistemi. Aslında bu da kocaman bir yalan. Çünkü biz bunun tam da bir başkanlık rejimi sevdası olduğunu biliyoruz. Nereden mi biliyoruz? Şimdiki Cumhurbaşkanımız başbakan olduğu dönemdeki hemen hemen her seçim öncesine gelen cevapları hazırlanmış sorulara yanıt verirken, bunu özellikle söylüyorum çünkü bugünlerde de meşhur, cevapları hazır sorular soruluyor Sayın Cumhurbaşkanı'na. O cevaplarda başkanlık sisteminin ne kadar iyi bir sistem olduğunu hep anlata geldi. Hatta bizim hassas noktamız olan eyaletler gündeme geldiğinde de onun da konuşulabileceğini, tartışılabileceğini ve gelişmiş demokrasilerde eyalet sisteminin hiçbir sorun yaratmayacağını söyledi kendisi. Peki neden Türk tipi Cumhurbaşkanlığı sistemi? Ve neden başkanlık sistemi değil? Anladığımız kadarıyla bugünden geriye bütün geçen zaman süresince başkanlık sisteminin, o özledikleri, istedikleri başkanlık sisteminin de aynen parlamenter rejimde olduğu gibi, hatta bazı alanlarda parlamenter rejimden daha fazla denge ve denetleme mekanizmalarının olduğunu fark ettiler. Nitekim onu biz de gördük. Son seçimlerde Trump'ın kazandığı seçimlerde bir yargıç çıktı ve başkanın aldığı kararlara tek başına karşı koydu. Ama biz biliyoruz ki tek başına koymadı aslında. Çünkü arkasında Amerikan halkının desteği, Amerikan halkının gücü vardı. Buna güvenerek o kararı verdi. Çünkü orada yargıçlar tek başına değil. Hep milli egemenlik vurgusu yapmamız da aslında bu anlayıştan. Hani halk seçecek, halkın kararı, milletin kararı olacak diye bir adamı, tek adamı bize seçtirmeye çalışıyorlar ya, öyle değil. Milletvekilleri veya yargıçlar, yani yasama organını işgal edenler olsun, yürütmeyi oluşturanlar olsun, yargıyı oluşturanlar olsun. Hepsi milletin egemenliğini, milletin doğrudan kullanamayacağı için, yani 80 milyon kullanamayacağı için kendi mekanizmalarıyla, kendi enstrümanlarıyla kullanırlar. Ve o milletin gücünü hissederler. O yüzden yargıçların cübbelerinde ilikler yoktur. O yüzden yargıçlar ayağa kalkmazlar Cumhurbaşkanı'nı selamlamak için. O yüzden yargıçlar olmayan düğmelerini iliklemeye çalışmazlar.
Diyeceksiniz ki, bu ülkede aksini gördük. Belki o yüzden şaşırdınız. Yok, yanlış gördünüz. Çünkü bu Türkiye'de demin de ifade ettiğim gibi demokrasi var. Türkiye'de hiçbir yargıç, cumhurbaşkanı da olsa, milletin egemenliğini temsil ettiği bilinciyle hiçbir yargıç, cumhurbaşkanı da olsa önünde ayağa kalkmaz ve olmayan düğmesini iliklemeye çalışmaz. Peki bu başkanlık sisteminin bizdeki mucidi kimdi? Düşünüyoruz, benim hocam, kulakları çınlasın, Burhan Kuzu derslerinde hep anlatırdı başkanlık sistemini. Ondan iyisi yoktu. Tabii o dönem kafasındaki lider Sayın Turgut Özal'dı, müteveffa Turgut Özal'dı. O da başkanlık sistemini istiyordu ve parlamenter rejime göre üstün yanlarını anlatırdı bize. Ve her yönüyle başkanlık sistemi kitabında aynen şöyle diyordu. Sen eğer başkana kanun yapma, meclisi feshetme, harcama yapma yetkisi verirsen sıkıntılar yaşanır. Ve Güney Amerika örneklerini veriyordu. Ve diyordu ki Güney Amerika'da da başkanlık sistemi var ama Kuzey Amerika'daki başkanlık tipolojisi maalesef Güney Amerika'da yok. Ne yapmış adam? Anayasalarını açıp bakıyorsun. Başkan şu şartlar olursa parlamentoyu feshedebilir. Felaket bir şey bu diyordu kitabında, felaket. Bir süreden sonra da işine gelmediğinde parlamentoya tekmeyi vuruyor ve o noktadan sonra başkan gidiyor, oluyor diktatör. İşte bunu koyarsan olacağı bu. Yine başkana kanun yapma yetkisi vermişler, aynen parlamenter sistemde olduğu gibi. Kesinlikle bu da olmamalı diyordu. Peki bugünkü sistemde nasıl? Bu anlattığı kitabında geçen bu cümleler bugün var mı? Yok. İşte o yüzden Türk tipi cumhurbaşkanlık sistemi. Çünkü Amerika'daki başkanlık sistemi yapmak istediklerine cevap verecek bir başkanlık sistemi değil. Peki Burhan Kuzu mu hazırladı bu anayasayı? Hayır, Burhan Kuzu hazırlamadı. Hazırlasaydı herhalde bugüne kadar bize öğrettikleriyle, yazdıklarıyla çelişirdi. Bizim isimlerini duyduğumuz dört isim var. Üçü anayasa hukuku profesörü. Biri Profesör Doktor Şükrü Karatepe, Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı kendisi ama kendisini siz Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden hatırlarsınız. Bir diğeri Profesör Yavuz Atar, Cumhurbaşkanı tarafından YÖK'e atanan üye. Bir diğeri Yusuf Şevki Hakyemez, yine Cumhurbaşkanı tarafından ama bu defa Anayasa Mahkemesi'ne atanan üye. E sonuncusunu da hepiniz tanıyorsunuz. Avukat Mehmet Uçum, o da Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlarından. Aslında kendisi bizim mahallenin tırnak içinde isimlerinden biriydi. Yıllarca İstanbul Barosu'nda ama ne hikmetse herhalde mahalle değiştirme ihtiyacı duydu. Peki biz burada anayasa değişikliğini konuşurken ülkemizde neler oluyor? Güneyimizde bir savaşın varlığını zaten hepimiz biliyoruz. Bu savaş aynen bütün hızıyla devam ediyor. Ancak doğrudan doğruya katılmamız için meclisin aynen o 1 Mart tezkeresinde olduğu gibi karar verme durumuna geçmesi gerekiyor. O gün biliyorsunuz ki 99 AK Partili milletvekilin oyuyla reddedilmişti 1 Mart tezkeresi ve biz Irak'taki savaşa dahil olmamıştık. Ama bugün böyle bir konu gündeme gelse emin olun bu anayasa değişikliğine evet diyen yine o AK Parti milletvekilleri yine bizi o savaşa götürmeyecek cesareti göstereceklerdir. Bunu iktidar partisini yönetenler de biliyor olsa gerek ki bir sistem, bir rejim değişikliğine ihtiyaç duydular. Bu arada konuklarımızdan Semih Dikkatli geldiğine göre Metin hocamız da aşağıda basın açıklamasına başlamış durumda. Birazdan kendileri de gelecekler. Şimdi bunun dışında neler oluyor? Yani bu savaşın dışında, bir de 12 Ocak'ta başlayan Kıbrıs görüşmeleri var. Ve bu Kıbrıs görüşmeleri Annan planındaki verdiğimiz tavizlerin üzerine inşa edilmeye başlandı. Yani biz burada bu gündemle meşgulken bir tarafta Kıbrıs pazarlanıyor ve bir tarafta da savaşa çekiliyoruz, savaşın içine çekiliyoruz. Bugün biz burada anayasa konuşuyoruz ama biz anayasa konuşuyoruz diye, barolar anayasa konuşuyor diye, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri il il, kasaba kasaba, ilçe ilçe, köy köy, kahve kahve anayasa konuşuyor diye taraf olmakla eleştiriliyoruz. Siyaset yapmakla eleştiriliyoruz. Sevgili yurttaşlar, biz
meslek grupları içerisinde hukuk konusunda, yurttaşın hakları konusunda taraf olma mecburiyeti olan tek kurumuz, biz avukatlar ve örgütlü gücü olan barolar, kanundan kaynaklanan yetkiyle hukukun üstünlüğünü savunmak zorundayız. Sizin, yani halkın avukatı olmak zorundayız. Bu sebeple de konuşmaya devam edeceğiz. Ama bizden istenen şu, topçular gibi, popçular gibi, iyi çalım atanlar gibi evet açıklaması yapmamız. Emin olun o açıklamaları yapsak, bugün bizler de o saraya ilk davet edilenlerden biri oluruz. Yani sarayın kapısının kapatıldığı kurumlar değil, ilk davet edilenlerden oluruz. Daha bugün gazetelerde okuduk. Sarayın davetini geri çeviren bir muhtar görevden alınmış ve yerine kayyım atanmış. Evet, yani gülüyoruz ama maalesef bu. Ve 17 Nisan sabahı eğer evet çıkarsa bunun ardından emin olun barolar da gelecek. Bunun ardından makine mühendisleri odası gelecek. Bunun ardından tabipler odası gelecek. Bunun ardından harita mühendisleri, peyzaj mimarları, mimarlar odası, aklınıza gelen bütün sivil toplum örgütleri, akademik organlar gelecek. Çünkü anayasa değişikliği buna yetki veriyor. Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanlığı eliyle Milli Güvenlik Devlet Denetleme Kurulu'na idari soruşturma açma yetkisi ve gerektiğinde de doğal olarak kayyım atama yetkisi veriyor. Daha birkaç gün önce futbol zirvesi yapıldı bu ülkede ve futbol zirvesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı futbolumuzun ilerlemesi için projelerini anlatırken cümlelerini de anayasaya evet diye bitirdi. Evet dedi ve Cumhurbaşkanı tarafından ayakta alkışlandı. Evet topçu değiliz, popçu hiç değiliz ama herhalde anayasa konusunda bir futbol federasyonundan daha fazlasını söyleme hakkımız var. Benim konuşmam uzun ama zaman zaman sizlere zaten hitap ettik ve bir nevi de tekrar oluyor. Hazır konuklarımızdan Doktor Semih Dikkatli aramızda, o yetişti. Müsaade ederseniz ben konuşmamı burada keseyim. Daha sonra yine paylaşırız yeri geldiğinde. Semih hocamı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Semih Dikkatli.